Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler. Bugün iki tane konuğumuz var. Biri Forza 250, diğeri de Tex-Mex 250 Yamaha'nın. Tabii X-Max 250 ile Forza'yı kıyasladık. Şimdi Tex-Mex'e kıyaslayacağız. Çok fazla abartılacak bir durum yok. Biraz makyajlı Tex-Mex. Ne var bunda? Ön arka ABS var, sisi bar var, konfor sele var. Birkaç işte burada ayak dayama yeri için güzel bir metal ayak dayama var. Onun haricinde motor vesaire aynı. Tabi birazdan test edeceğiz tabi. Belek'teyiz. Antalya Belek'teyiz. Bagaj kısımlarına falan değinmeyeceğim. Çünkü belli. Forza'nınki bir tık daha büyük. Daha kullanışlı. Ama gaz tepkisi vesaire olsun. Tex-Mex biraz da arkadaşlar kendini iyi hissettiriyor. Forza'yı zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Birazdan testini zaten yapacağız. Ben Yamaha'yı süreceğim. Ve güzel bir içerik olacak. Yani istediğiniz ben de çekiyorum. Onun haricinde başka ne söyleyebiliriz? Fiyat olarak liste fiyatı 150 bin bandında. Arkadaşımız bir aracıdan almış. 190 bin liraya. 400 kilometrede şu anda. Güzel, yakışıklı. Rengi de böyle petrol yeşili gibi değil. Mavi gibi değil. Füme gibi değil. Böyle çok güzel bir rengi var. Piyano böyle detayları var. Uzun bir tur camı var böyle biraz ama bu yeterli olmayabilir, bir tık daha isteyebilir ama böyle şık bir görüntüsü var. Sonradan şurada bir çakar ledler takılmış iki tane. Onun haricinde şöyle bir gezdiğimizde yani X-Max'le aynı arkadaşlar ama sele böyle alkantara detaylar var, daha güzel belli. Burada böyle belinizi dayayabileceğiniz güzel bir yer var. Gösterge, kadran vesaire, oturuş pozisyonu aynı X-Max 250 ile. Böyle detaylar var, Tex-Mex detayları. Malzeme kalitesi genel anlamda güzel. Lastikler yine Michelin City Grip serisi, City Grip 2. Güzel bir lastik. İyi yol tutuyor, çabuk ısınıyor. Ama biraz çabuk eriyor. Sel altlarını da hemen ufaktan göstereyim. Forza'nınkini şöyle görüyorsunuz. İki tane full face kas sığıyor arkadaşlar. Hatta bazı full face'ler sığmıyor. Biraz yarım kullanmanız gerekiyor. Şurada bir çukuru var bildiğiniz gibi. Şuralarda asma yerleri var. Yani malzeme asabilirsiniz. Şurada bir gözü var yine, avadanlık gözü. X-Max'e geldiğimizde X-Max'in de bagajı enine geniş. Forza'nınki de derinlemesine. Yine bunda da bir çukur var burada. Avadanlığı burada. Güzel arkadaşlar. Yani kullanışlı ama Forza'nınki bir tık daha kullanışlı. Onu söyleyeyim. Sonra burada iki tane göz var. Bunun biri kilitleniyor, biri kilitlenmiyor. Şöyle. Aynen şöyle açılıyor. Bu tarafta yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. Çok derin değil. Burada bir 12 volt çıkışı var. Burada da görmüş olduğunuz gibi güzel böyle ufaktan bir gözü var. O sağ taraf kilitlenmiyor. Sol taraf kilitleniyor. Yine burası da deri ve nubuk kaplı arkadaşlar. Çok şık. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, test sürüşüne başlayalım. Belek'ten yine herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Ben Tex-Mex'i kullanacağım. Arkadaş da Forza'yı kullanacak. Şöyle güzelce bir video hazırlayalım size. Hadi bakalım. Hoş değil bu. Ha öyle mi? Ya gaza verdi bak, onda gaza bastıracak, tepkime veriyor. Bu böyle bir şey. Tabii canım, bu farklı. Evet dostlar, şu an X-Max Tex-Mex 250 testine başlıyorum. Kameram da açık. Ekipmanlarımız tam havada, şansımıza sıcak. Hemen şu güzelliği ben bir test edeyim. Hop. Usta çok hafif ya. Hemen hissettiriyor ya. Mustafa Forza'ya bindi. Gaz tepkisini hiç beğenmedi ilk etapta. Burada da yeni yerleşim yapılıyor. Asfalta dökülmemiş. Usta belimi ne güzel saran bir sele var böyle. Orada da biz sandalyede oturuyormuşuz yani. Ama tabii paraya göre mal biraz da. Ya arkadaşlar, yanlış anlamayın da bu X-Max'in, Tex-Mex'in amortisörleri, süspansiyonu daha mı iyi çalışıyor bilemedim. Yani onu söyleyeyim. Ben bu yoldan geldim mesela, Forza'yla geldim. Biraz böyle hissediyordum. Bir de en yumuşağı aldım tekrardan amortisörleri sabah. Yok usta ya, bu farklı ya. Yani Yamaha ne bileyim. Tamam Honda da güzel ama usta bizim tarzımız böyle biraz
sportiflik, hem böyle konfor olsun, hepsini bir arada bize sunan. Tamam, Ford'u da güzel ama ne bileyim Mustafa, ben bir Ford'a sahibiyim ama Yamaha'yı daha çok seviyorum mesela. X-Max, Tech-Max, bak gaz tepkisine bak, hop, hissettiriyor yani size arkadaşlar. O agresifliği, yani o gücü, o torku hissettiriyor ama bak çok iyi ya, çok başarılı. Bunun frenler Forza gibi değil. Freni denedik. Şimdi biz bir yola çıkalım. Çok güzel bir yola çıkacağız. Belek yoluna. Orada arkadaşlar kamerayı tekrardan açayım da, hava çok sıcak olduğu için bataryam çok çabuk bitecek. Onlara da dikkat edeyim. Mahalle arasında size çekim yapmayayım. Şöyle bozuk yol testi. Yani. Yola çıkınca tekrardan açayım kamerayı. Şuradan dönelim. Mustafa süspansiyonları beğenmiş. Gaz tepkisini beğenmemiş. Yani güzel arkadaşlar. Ya ikisinde tabii kendine göre özelliği var. Mesela bunda titreşim aynada var usta, bak görüyor musun? Aynayı mesela şu an 60'la gidiyorum. Benim arkadaki Forza'yı böyle titreyerek, yani görüntü bozukluğuyla görüyorum. Ama görüntü Forza'nın arkadan ben geliyorum usta diyor. Ben bir gemiyim diyor. Ben bir Mercedes'im diyor. Ben geliyorum diyor. Ha, bu nasıl görünüyor mesela öndekinin aynasından? Bu da böyle bir BMW, bir agresif aç yolu der gibi. Zaten gündüz farları vesaire de var. Çok güzel. Ya güzel arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim. Tabii bu Tech-Max'in biraz fiyatı yağlı. Yani ikinci eli 200 bin, 220 bin bandına kadar çıkıyor. Yani bir 250 cc değer mi tabii? Ayrı mesele. Benim gözümde değmez ama düz X-Max'i alınabilir. Abi ben biraz daha böyle selam rahat olsun falan, işte böyle şeylere çok takıntınız varsa alabilirsiniz. Şöyle bir hızlanma yapayım ben size. 70'den. Çok da fazla zorlamayacağım çünkü motor daha 500 kilometreye gelmedi, 420'lerde. Şöyle bir deneme yaptık. Mustafa'ya dedim bas, bir de o denesin şöyle, bir anlasın. Yani genel olarak topluyum. Yani Forza'dan biraz daha kıvrak. Forza'dan biraz daha seri hissettiriyor ama ikisini de kafa gaza vurduğunuzda kafa kafaya gidiyor. Yani hafifliğinden, hissiyatından böyle biraz kendini yukarı doğru kaldırıyor. O da size güç hissiyatını veriyor arkadaşlar. Onun haricinde selesi güzel, rahat. Süspansiyon dediğinizde Forza üstün geliyor. Farların aydınlatması uzun kısa dediğinizde bence Forza üstün geliyor. Forza'nın bir diğer artısı bagaj ve arka otomatik çanta, yani akıllı çantanın olması. Bunlar da Forza'yı üstün kılıyor. Şimdi ikisi de farklı tarzlarda. Biri sportif, biri biraz daha ağırbaşlı, efendi, böyle biraz daha naif duran bir motor. Bu agresif abi. Yani bunda malzeme kalitesi de Forza gibi kalitesi abartılacak kadar değil. Mesela Forza'nın bu tuş takımı vesaire, Gidon'un yanındaki o kütüklerin doluluğu, işte özellikleri falan daha güzel. Mesela bundaki göstergeye, ekrana baktığımda çok belirgin değil. Mesela şu an gündüz, tam öğlen sıcağı. Vizörümden çok net bir şekilde göremiyorum. Yani burada sağ tarafta dörtlünün altındaki tuştan değiştiriyorum mesela burada. 27 derece. Mesela traction control açık. 3.2'de ortalama veriyor bana. Bizde mesela Forza'da sol tarafta kütüğün üstünde böyle öyle tak tak aynayı indirip kaldırıyorsun. Camı indirip kaldırıyorsun mesela. Aynalar daha önde böyle. Bunda mesela böyle Gidon'a daha yakın olduğum için bir de sportif bir oturma tarzı var biraz daha böyle. Şu Gidon'la aramdaki mesafe arkadaşlar şey oluyor. Beni biraz basıyor gibi hissettiriyor Forza'dan sonra ama alışıyorsunuz. Oturuş pozisyonu, yine tekrardan değineyim. Bunda biraz daha dar hissettiriyor. Forza'da daha geniş mesela, şu ayaklarınızı şöyle öne doğru dayadığınızda Forza'da daha rahat, onu söyleyeyim. Burası biraz sürücü açısından dar olmuş. Yani
Benim yapmış olduğum kıyaslamada arkadaşlar sponsorluk vesaire yok. Ben bunu her zaman söylerim. Benimki tamamen kullanıcı görüşü. Hangisini alacağım derseniz, ya bu tarz meselesi tabii. Ben X-Max'i biraz daha kıvrak bulduğum için ve biraz daha böyle sportif bulduğum için, bulabilseydim X-Max alırdım. Bulamadığım için Forza'ya yöneldim. Bir operasyon çektik işte, araç takası vesaire. Onun haricinde arkadaşlar X-Max'i alırdık. Şimdi biz Mustafa'nın diğer evine gidiyoruz buradan. Orada da size nostalji motorları tanıtmıştım biliyorsunuz. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Bir tane beyaz Java vardı, bir tane mavi Rus Planet 3 vardı. Onları da çekeceğiz. Bir de nostaljik bir araba var. Onu çekebilirsek çekeceğiz. Yine bozuk yollara geldik. Evet arkadaşlar, kıyaslamamızı çok da abartmaya gerek yok. Yani işte fren testi vesaire yapmaya da gerek yok. Bence Forza'nın fren testi bunu yener. Yani bariz belirgin. Şimdi motorda rodajda olduğu için adama şimdi gel top speed ya da bir fren testi yapalım vesaire diyemem. Ayıp olur. Yani genel durumlar böyle. Memnunuz, güzel. Yani yazı tura atın, alın abi. Yani onu söyleyeyim. Burası bahçe evi arkadaşlar. Köpek var mı? Köpek. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bura daha iyi. Bura daha güzel. Aynı ikisinde. Burada neyi var? Olsun. Bura daha güzel diyor. Evet. Bahçeye girelim. Ve böyle garajlar vesaire hobi. Nasıl, beğendin mi? Efendim? Beğendin mi? Amortisörü çok güzel. Amortisörü güzel. Evet beyler, şöyle tekmeksi göstereyim size. Agresifliği görüyor musunuz? Ah, bizimki efendi. Efendi usta, ben Mercedes'im diyor. Bu BMW'yim diyor. Bak mesela burada da bir Mercedes var. Evet şöyle göstereyim mesela. Çakar yok bunda değil mi arkada? Normal düz. Çakar çok güzel duruyor bunlara. Çakar yaptırırsan. Şeyde gördün mü? Kedi gözü çakar çakacağım. Gezi videosunda bizim gördün mü çakarları? Nasıl? Bu da Forza'nın ledleri. Forza'nın ledleri biraz daha böyle Audi Mercedes havasında. O da böyle daha agresif. Evet dostlar, bu videoda böyle bitsin. Mustafa, senin görüşlerini alayım mı? Yani sen Tecmax'ten inip Forza alır mısın? Onu söyleyeyim. Almam. Almazsın. Sadece amortisör. Amortisör var. Daha güzel değil mi? Amortisör daha güzel. Ama bu en yumuşakta şu anda. Seninki? Benimki de yumuşak. Seninki de en yumuşakta. Evet. Forza'nın amortisörü daha iyi. Seninki daha hafif, daha kıvrak, gaz tepkileri daha iyi. Evet. Ama oturuş pozisyonu, ayak dayama olarak bu daha biraz daha ben normal ön planda. Şuraya koydun mu yani mesela? Oraya koysaydın mesela, o bu daha geniş. Ama seninkinin selesi mesela daha konforlu. Evet. Buradan. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim. Bir de burayı yıkadığınızda falan böyle hemen bin buna. Bir bezle şöyle sil. Yani su emmiyor. Şuralar falan nubuk, süet böyle güzel. Şurası çok güzel sarıyor sizi. Çok konforlu bir selesi var, onu söyleyeyim. Ama işte 190 bin bandında. 190 bin, 200 bin bandında ikinci eli. 400 garanti. Sisi var. Yani yaklaşık 15 bin lira onlar biliyor. Yani 175. 4 yıl garanti, sisi bar var. Bu sonradan mı tur camı? Bu orijinal. Orijinal. Evet, bu orijinalmiş arkadaşlar. Bu yukarı aşağı gidiyor mu? Bir kademe iniyor. Bir kademe iniyor. Rolları söküyorsun. Ha, söküp indiriyorsun. Ondan sonra şunları aktarabilirim. Ya ama ben memnunum, bu güzel. Kesiyor. Kesiyor, çok güzel kesiyor. Tam bence, benim boyuma tam olmuş. 1.78. Evet arkadaşlar, videolarımıza destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.